Fərhad Həciyevin Azərbaycanda qoyduğu bərpa sənətinin təməli ilə biz Türkiyədə bu işi davam etdiririk. Mən Türkiyəyə 5 ildir yani görev üçün gelmişim ve ilk önce Batman Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma Onarım Bölümünün Hasankeyf kazıntılarında çok büyük işlere nail oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde, halihazırda İstanbul, Ankara ve birçok şehirlerde berpaçılık üzere projelerde rehberlik edilen ve muhtelif berpa sahələri üzrə. Şu an hal-hazırda durduğumuz bir məkan bu İstanbul'da 7 Sultan'ın türbəsidir ki, bu türbədə çok büyük bir məzarlıq, puşidələr, kalem işleri, Çinli bərpası üzrə projelərdə ekibimlə danışmanlıq və çalışmalar yürüdürük. Aynı zamanda el yazmaların bərpası üzrə Ankara'da büyük bir projedə yenə görev yapıp tarixi əsərlərə nəfəs veririk. Həmçinin ilk dəfə Türkiye'nin Təhsil Nazirliği bünyesinde Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma İnstitüsü'nde biz ekibimle ve benim rehberliğimde ilk kez etnografya tekstillerinin berpa laboratuvarının kurucusu olduk ve inşallah bu işler bu ay başlamaktadır. Türkiye'deki bu senete Azerbaycan mütexessislerine çok büyük önem verirler. Mən 100'ü aşkın tələbə yetişdirmişəm 5 il ərzində və öz yetişdirdiyim tələbələrlə büyük projelərdə nailiyyətlərə əldə etmişik və bir çox əsərin yenidən ayağa qalxmasına, yenidən bu muzey seyircilərinə sunulmasında katkılarımız olubdur. Ekibimiz birlikte çalışmalarımızla. Tabii ki berpa sənəti çok önemlidir. Türkiye'de de tarihi eserler çoktur ve bizim kimi hem Azerbaycan'da ben tarih müzeyinde de hem için Nale Han'ın rehberliğinde 5 yıl görev yapmışım berpa laboratuvarında ve bu laboratuvardaki elde ettiğim tecrübeler sayesinde burada tətbiq ettiğimiz ve bizim hemçinin de öz ülkemizde ve Türkiye sənətindeki farklılıkları birleştirip o bərpadaki farklı bakış açısı tabii ki buradaki mütexessis bizim həmkarlarımıza çok hoş bir təəssürat bəxş edir. Çünkü bizim eğitim sistemindeki sənətdeki büyük nailiyyətlərimiz var dünya miqyasında. Bunun Türkiye'de uygulanması ve Türkiye ile birlik bu projelere davet almağımız hal-hazırda Osmanlı arşivinde, Ankara'daki el yazmalarda, Türkiye'de birçok türbede, birçok camide, müzeylerde, şahsi müzeylerde, şahsi koleksiyaların en ağır hasarlı organik eser, tekstil, kağız, ahşap. Bizim işimiz sadece berpa değil, aynı zamanda berpa nece edilir? Bunun eğitimini hem üniversitede hem analizlerle aynı zamanda bu işe gönül veren şahsi koleksiyacılara ve sənətsever, sənət tarihçi, arkeologlara eğitimiyle, xüsusi workshoplarla, sergilerle katkı sağlayırım ve bununla gurur duyuram. Tabii ki Azerbaycan'ı temsil etmek, Azerbaycan'ın siması olmak ve layıkıyla temsil etmek. Çünkü biz gerçekten Azerbaycan'da çok büyük müellimlerden ders aldık ve biz hal-hazırda gelip Osmanlı tarihinin en nadide eserlerini berpa edip gün ışığına çıkarıp ve burada hürmetle karşılanma bizi çok gurur vericidir ve biz inşallah vatanımız adına her zaman daima hem öz ülkemizin hem bu Türkiye'de bizim kardeş ülkemizin burada ortak projelerde tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmakta büyük çaba gösterir ve her zaman inşallah bu gayretimiz devam edecektir.